Goldpara.com internet sitemizin değerli izleyicileri, bugün InvestAZ'deyiz. InvestAZ biliyorsunuz yine FX firmalarından, sayılı firmalarından biri. Ve zaman zaman burada da yorumlar geçiyoruz size. Bugün de değerli iki yorumcu bizimle beraber. Birisi işte solumdaki Mehmet Bey, Mehmet Arın, yatırım uzmanlığı birim müdürü. Diğer arkadaşımız da yine yatırım uzmanı Eren Bey. Eren Bey beraberiz. Şimdi biliyorsunuz son günlerde önemli gelişmeler oldu. Bir taraftan yılbaşı yaklaşırken acaba Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ki Eylül'de artırmadı biliyorsunuz. Bunu daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Diğer taraftan yine hafta sonunda FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın bir konuşması vardı. Bu birazcık doları tetikledi. Avrupa'da tabii bazı gelişmeler oluyor. Diğer taraftan çok önemli bir gelişme de Türkiye'de var. İşte hafta başında başlayan Dünya Enerji Zirvesi. Oldukça yüksek katılımlı bir zirve. Ve Türkiye için de oldukça önemli kararlar alındı bu çerçevede. Bunları değerlendireceğiz. Bu hafta başı itibariyle ekonomik veriler açısından çok yani yoğun veyahut da önemli bir ekonomik veriden söz etmek mümkün değil şimdilik. Ama yine Merkez Bankası gerek başkanları gerekse üyelerinin bazı zaman zaman açıklamaları gelecek. Bu arada işte geçen hafta itibariyle Amerika'dan açıklanan tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı ve beklentilerden olumsuz gelmişti. Bu biraz piyasaları rahatladı. Haftaya böyle başladık. Şimdi Mehmet Bey'e soralım. Bu Mehmet Bey, tarım dışı istihdam verisi düşük gelmiş olmasına rağmen evet, hafta başından beri dolar paritesinde bir yükseliş var. Yani beklentilerin tam tersi. Halbuki o veri olumsuz gelince piyasalar biraz rahatlamıştı. İşte henüz daha faiz artırımı gerektirecek çok fazla destekleyen bir veri yok denilmişti. Ama şimdi bakıyoruz ki euro dolar paritesi geçen hafta 1.12'leri zorladı. Biraz üstüne geçti. Tekrar 1.11.80'lere geldik ki bizde zaten euro dolar çok daha yakından izleniyor. Onun için bunu söylüyorum. Ki orada sterlinde de çok değişik şeyler oldu. Aynen. Konuşacağız. Dolayısıyla şimdilerde ise 1.10.80 seviyelerine kadar geldi. Geldi. Benim de beklentilerim ki sitede yaptığım işte yorumlarda 1.10.90'a gönderdi falan demiştim ama siz daha iyi yorumlarsınız. Her gün içindesiniz. Ne diyorsunuz parite konusunda bundan sonraki süreçte? Bu arada tabii sterlinle ilgili de bir şeyler söyleyebilirsiniz. Memnun oluruz. Tabii. Kısaca özetleyelim. Öncelikle hoş geldiniz. Mehmet Ali Bey, sizi şirketimizde ağırlamak gerçekten bizim için büyük bir onur. Hem sizin bu ileriye dönük olarak fikirlerinizden yararlanmak hem geçmişteki tecrübelerinden yararlanmak bizim için de çok önemli. Teşekkür ederim. Tabii euro dolar paritesinin dışında doları böyle genel olarak değerlendirecek olursak burada tarım dışı istihdam verisi beklentilerden kötü geldi. Bunun belki de 150 bin üstünde kalması yani 150 bin ve 200 bin bantı arasında kalması olumlu olarak algılansa da geçmişteki özellikle 2015-2014 yıllarında tarım dışı istihdam verisi geldiğinde piyasalar aşırı bir reaksiyon gösterip hatta trendi de bazen etkileyebilecek şekilde hareket ediyordu. Doğru. Ama artık bunun belki de beklentilerin beraberinde gelmesi ya da önceden satın alınmasıyla beraber fiyatların çok da fazla etkilenmediğini gördük. Tabii önceki dönemlerde yani birkaç hafta öncesine itibaren Merkez Bankası FOMC üyelerinin daha doğrusu faiz artırımı ile ilgili beklentilerini açıklaması, bunun dışında yaklaşan bir seçim var. Bu yine fiyatlanmaya başladı. Tabii diğer taraftan da bu tarım dışı istihdam verisiyle ilgili şöyle bir durum söz konusuydu. Aynı gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ABD'de de yani gelişmiş ülkelerdeki bu siyasi belirsizlik, işte seçim ya da referandum gibi şeyler bunlar da kendi ekonomilerini etkiliyor ve onların da işe alım kararlarını biraz da ötelenmesini yani seçim sonrasına bırakalım, gelişmeye yatırımları seçim sonrasına bırakalım şeklinde oluyor. Burada da ne oldu? Bizim yani kendi düşüncemiz Temmuz ayından itibaren işe alımlar yavaş yavaş azaldı ve Kasım ayında sonraki şey görünmediği için resim yani tam olarak net olmadığı için. Görelim ondan sonra gerekirse personel takviyesi yaparız şeklinde evet, mi? Bunun basitçe biraz daha hani mevsimsel olarak diyelim hani seçim mevsimi olduğundan dolayı düşük geldiğini düşünüyoruz. Tabii diğer taraftan
Dolar karşısında henüz daha toparlayamamış, referandum sonrasında toparlayamamış bir euro paritesi var, euro bölgesi var. Bu da tabii 1.12'nin üstüne geçmesini her zaman geciktirdi. Aşağıda sizin de belirttiğiniz gibi 1.10.80'ler çok önemli, bizim için de önemli noktalar. Evet. Buraların hızlı bir şekilde geçilmesiyle beraber 1.10.20, Eren Bey de hatta onu yakından takip ediyor euro doları. 1.10.20, işte 1.09.80'ler önemli noktalar. Tabii trendin değişmesi için Kasım ayının sonrasını beklemek daha doğru olacaktır. Ama euro dolar paritesinde yatırımcılara genel tavsiyem 1.12 yukarı yönlü geçilmediği sürece bir şey yapmamaları. Pound'a geçecek olursak dünyanın sürekli karşılaşmadığı, yılda bir kez bir şekilde, yani Merkez Bankası kararı oluyor. En yakın benim hatırladığım İsviçre Merkez Bankası'nın kurları sabit serbest bıraktıktan sonra böyle bir hareket olmuştu. O da gün içerisinde olmuştu. Hı-hı. Çok ilginçti. Pound'la ilgili dünyada çok fazla belirsizlik var. Çok enteresan bir şey oldu. Evet. Ben bir orada devreye gireyim isterseniz. İşte bu tombul parmak falan bir anda sterlin dolar paritesi 1.27'lerden 1.22'ye geldi. Şu anda da o seviyelerde. Evet. Bu konuda yanlış işlem olduğu, ondan kaynaklandı falan denilse de gerçeğin çok fazla öyle olmadığı şimdi bugünkü gelen rakamlardan da belli oluyor. Aynen, yani hani gerçekle ilgili de bir şey yok aslında bakarsanız. Yok. Yani net kimse bir şey söylemiyor. Tombul parmak her zaman piyasaların işte 94 yılından beri Dow Jones'ta yaşanan şeylerde de olmuştu, hareketlerde de olmuştu. Biraz da hani piyasanın bahanesi de olabiliyor. Artık çünkü teknolojinin son ilerlemiş noktasındayız. Artık manuel müdahale edilmeli, ama bir taraftan da tombul parmak şöyle etkilemiş olabilir. Onun etkilemesiyle beraber algo trade'ler devreye girerek bu işi hızlandırdı. Son dönemde artık bunlar çok konuşuluyor. Evet, yani hani en büyük etkisinin bu olduğu konuşuluyor. Henüz daha dumanı üstünde haberlerin, ama net bir şey yok. Evet. O yüzden, ama diğer taraftan Theresa May de geçtiğimiz hafta açıklama yapmıştı. Eğer İngiltere halkı ayrılık istiyorsa biz de bununla ilgili çalışma yaparız. Oradan sonra zaten 1.27'ye bir düştü, ama hani bu düşüşü mantıklı bir açıklama yapmak gerçekten zor. 40 yılın, 30 yılın en düşük seviyesi. Evet. Tekrar dolara dönecek olursak ikinize de sormak istiyorum. Şimdi geçen gün biliyorsunuz işte Amerika'daki seçimler öncesi liderler bir televizyonda tartışmaya giriyorlar. Evet. Geçtiğimiz günde de ikinci bir tartışma oluştu. Bu tabii takvim çerçevesinde yapılıyor. Bir tartışma daha olacak seçimden önce. Ve orada da işte demokratların adayı Clinton'la cumhuriyetçilerin adayı Trump karşılaştı. Ve bu tartışmadan sonra Clinton'ın çok başarılı ve bu tartışmayı kazandığı şeklinde bir ifade kullandı. Acaba dolardaki bu son günlerdeki hem içeride hem diğer gelişmekte olan ülkelerde ve doların yine gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki toparlanmasını biraz da buna bağlayabilir miyiz? Ne dersiniz? Aslında münazaraları Eren Bey bayağı yakından takip ediyor. Onun yorumuna da ihtiyacımız var. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. ABD tarafına baktığımız zaman Trump bir belirsizlik yaratıyor piyasada. Evet. Öncelikle Sert ifadeleri, FED'le ilgili yorumları baktığımız zaman belirsizlik daha çok hakim oluyor. 2005-2004 yılındaki bir konuşması çıktı en son Trump'ın ve bu geriletti. Evet. Şu anda biraz daha Clinton önde gibi gözüküyor 8 Kasım'daki olan seçimlerde. Şimdi bu önemli oldu piyasalar için. Çünkü Trump'ın gelmesi ya da gelme etkisi fiyatlanmayan aslında piyasalarda bir oldu. Da tabii yurt içi piyasasına baktığımız zaman da önem arz ediyor takip edeceğimiz veriler arasında. TL tarafına baktığımız zaman daha çok yükseliş yönde bir hareket görüyoruz. Hı hı. Yine şu anda 15 Temmuz fiyatına geldi. Evet. Değil mi? Evet. 15 Temmuz'da bile herhalde bu fiyatlar tam görünmedi. Yok, bir ara 3.09'ları gördük. Tik yaptı yani sadece. Hani bir tik yaptı, kalıcı olmadı. Ama yılbaşında da Ocak ayında 3.07'lerle başlamıştık yıla. Ondan sonra bir tabii Çin oldu. Etkisiyle beraber. Çin etkisiyle beraber öyle olmuştu. Şimdi yine 10.00'dayız. Burada kalır mı yoksa bir şimdi mi? Eğer petrol piyasasındaki bu gelişmeler petrol de konuşacağız biraz sonra. Orada da çünkü gelişmeler var. ABD'nin faiz arttırım söylemleri artmaya başladı. Evet. Çünkü en son baktığımız zaman
Sam Fisher'ın konuşması ramak kaldı tarzında bir konuşma yaptı faiz arttırımına yönelik. Tabii son Trump gelirse ben Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirebilirim. Evet, o da. Ama Clinton gelirse böyle bir şey olmayacak. Burada faiz artırımı için belki Janet Yellen'in önünü açmış gibi görünüyor veyahut da Fed'in önünü açmış gibi. Doğru. Ama genel olarak baktığımız zaman Fed'in yapısında da Aralık ayında yine bir fiyatlama var. 25 bas puan bekleniyor. Son konuşmacılardan Chicago Fed Başkanı Emerson konuşması vardı. O da faiz artırımına yönelik bir konuşma yapmıştı. Tabii yurt dışı piyasasından özellikle ABD'den böyle konuşmalar sertleştikçe Aralık ayı fiyatlamaları özellikle parite üzerinde de doların güçlenmesi üzerinde de etkisini arttırarak gidiyor. Peki şunu sorayım. Dolar TL'de bugünlerde çok soruluyor. 3.08'lere geldik işte. Buradan tekrar böyle bir 3.10, 3.15 falan gibi bir şey bekleniyor mu? Yoksa bu seviyelerden tekrar bir düzeltme 3 lira veya biraz aşağısı gelebilir mi? Şimdi ara ara düzeltmeler yapıyor ama 3.08'in üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer 3.08.60, 3.09.60 bu seviyeleri yine test edebiliriz. Eğer 0.08'in, 3.08'in aşağısında bir kalıcılık sağlarsa o düzeltme hareketi orada gerçekleşebilir. Orada da 3.05'ler yine beklentiler dahildi. 3.04.40 seviyeleri. Buraya doğru bir ara bir düzeltme yapabilir. Şimdi ama izleyenler şunu bekliyorlar. Alayım mı satayım? Evet. Sonra al falan filan. Yani buralardan satsınlar. Şöyle mesela 3 liraları artık alıştık zaten. Alıştık. Yani bunları konuşmaya alıştık. Konsensüs fiyatı. Evet yani hani zaten yıl sonu hedefleri 6. ayda çoğu kurum evet. Hem yurt içi hem yurt dışı kurum açıklamıştı. Bunlar da genelde 3.05-3.15 bantı arasındaydı. Bu seviyelere hani son 3 ay kaldı. Biraz erken geldik gibi ama evet. son 1 ay gelmesi de beklenmez ya. İllaki bunun bir ön hazırlığı olacaktı. Evet. Bu seviyelerden aslında şimdiye kadar hani TL'de kalıp da dolara geçmeyen yatırımcı için artık tren biraz kaçtı yani. Kaçmış. Hani 3.15'lerden ya da 3.10'lardan dolar pozisyonuna girmek çok da fazla bir kar sağlamayacaktır ama hani aşağılardan alan yatırımcılar işte 2.90'lar fiziki piyasa için söylüyorum 2.90'larda 2.80'lerden taşıyan yatırımcılar var hep konuşuyoruz onlarla. Bunlar bu bölgeler yavaş yavaş kar realizasyonlarının yaşanabileceği bölgeler. Hani ne yapılır? Eldeki doların tamamı olmasa bile işte 3.10'lardan yarısı verildikten sonra belki biraz daha yükseliş beklenir. Ondan sonra da devamı TL'ye realize edilir yani diye tahmin ediyorum. Yerine ününü görmek kademeli olarak. Lazım. Kademeli satmak daha. Evet. Tabii bizim sitemiz isminden de bilindiği bir goldpara.com. Yani altın en çok izlenen bir yatırım aracımızda. Evet, evet. Türkiye'de de öyle yani. Türkiye'de de öyle. Bizim tabii izleyicilerimin çoğu da kuyumcu. Dolayısıyla şimdi altını konuşalım biraz. Geçtiğimiz günlerde altın bir anda 50 dolar 60 dolar birden çok sert bir düşüş yaptı. Evet. Tabii bunda doların biraz toparlanması söz konusu. İşte biraz önce söylediğiniz gerekçeler arasında Fed'in faiz artırım beklentisi söz konusu. Ama bir de varlık alımlarının özellikle hem Japonya'da hem Avrupa, Avrupa Birliği'nde sanki merkez bankaları varlık alımlarını biraz sınırlayacakmış gibi bir ifade kullanıldıktan sonra evet, altın birdenbire bir düşüş yaptı. Şimdi de hafif bir düzeltme yapıyor. Bundan sonraki süreçte altın için ne diyebiliriz? Hem paritedeki bu yükseliş bu beklentiler çerçevesinde daha da aşağı gider miyiz acaba? Altında şöyle zaten 1300'lerin üstünde kalmakta işte dolardaki değersizlik ya da dolardaki güvensizlikten dolayı 1300'lerin üzerindeydik. 1300 ve 1350 arasında zaten son 3-4 aydır oldukça yatay bir piyasa gerçekleşti. Sıkışmıştı evet. Evet sıkışmıştı. Bir zaten yöne gitmeyi istiyordu. Zaten yükseliş Haziran ayındaki Brexit'le evet onunla beraber, referandumla beraber başladı ve orada da aşağı inmekte zorlandı. 1308 ve 1300 noktasını biz yakından takip ediyorduk. Şimdi baktığımız noktalar şu anda 1250'lerde aşağı yönlü kırılımın daha da arttığı yönünde ve 1248'in aşılmasıyla beraber yanlış hatırlamıyorsam 1242 ya da 41 önemli bir desteğimiz. Ama yukarıda mesela yatırımcıların benim teknik analizime göre 1273'ü beklemeleri gerekiyor ki artık dolar tekrar pardon altın tekrar, tekrar 1300'e döndü diyebilmek için orayı beklemek gerekiyor. Dün 1265'i gördü oradan tekrar. Evet evet falan. Şimdi kademe kademe yapıyor bunu ama 1273 böyle güçlü bir şekilde geçilmediği sürece bence düşüş eğilimi daha da fazla yüzde olarak daha fazla. Şimdi bir de petrolü bölüm. Şimdi bu hafta itibariyle hakikaten İstanbul'da çok önemli bir
Dünya Enerji Konseyi toplantısı, kongresi söz konusuydu. Dün de işte Rusya Devlet Başkanı, yine Suudi Arabistan Enerji Bakanı, çok önemli konuşmalarla yaptı. Hatta Venezuela Devlet Başkanı da bulunuyordu. Ve petrol fiyatı da geçtiğimiz haftadan beri sürekli yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bu arada tabii kaya gazından da bahsediliyor ama yine de buna rağmen petrol fiyatı yükseliyor. Evet. Tabii yükseliş de Cezayir'deki toplantı sonrasında oluştu. OPEC'le ilgili bir toplantı oldu. Orada üretimi kısaltalım falan diye bir şey oldu ama uygulanmayacağı tam kesin değildi. Şu anda da yükselmeye devam ediyor. Ondan sonra sene sonuna kadar bir taraftan da doların güçlenmesi de tabii negatif bir gelişme aslında petrol için. Ne diyebiliriz petrole? Sizin daha çok incelediğiniz konular var. Bunlar diye onu size dedim. Petrol piyasası düşüyor. Şimdi öncelikle petrol piyasası birer petrol bazında 27 dolarlardan yükselmesindeki en büyük sebep Rusya'nın OPEC'le anlaşmasıydı. Evet. Rusya OPEC'le anlaştığında fiyatlarda bir anda yukarı doğru sıçrama görmüştük. Şimdi en büyük üretici ABD. Evet. Dünyadaki %23 payla ABD üretim yapıyor. Ardından Suudi Arabistan ve Rusya geliyor. Evet. %19'da Suudi Arabistan, %18'de de Rusya geliyor. Şimdi bu iki tabii devletin, İran da var orada. İran da var. Evet. Ama aradaki pay daha düşüyor. Şey, bir anda %8'lere düşüyor. Tabii. 19-18'lerde. Şimdi Rusya ve Suudi Arabistan'ın anlaşması özellikle petrol piyasasında yükselişin devamını getirdi. Evet. Şimdi diğer OPEC üyeleri de zaten destekliyordu. Venezuela özellikle her toplantıda açıklama yapıyordu. Bu konuda anlaşmaya önünde. Geçen çünkü sene, tamamıyla gelirleri petrol geliri. Doğru. Brezilya, Venezuela, Nijerya gibi değil mi? Doğru. Şimdi o konuda Venezuela ve diğer Nijerya gibi ülkelerin, üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz ülkelerin ekonomisi bağımlı olduğu için anlaşmanın avantaj sağlıyor. Çünkü tabii belli bir maliyetleri de var. Suudi Arabistan 10 dolara kadar dayanabiliyor ama diğerleri ona dayanamıyor. Size 40 dolarlar, 60 dolarlar arasında seyrediyor baktığımız zaman maliyetleri. Şimdi anlaşmayla birlikte yükseliş yönlü hareketini gördük. Ve geçen sene İran etkisinden dolayı anlaşamadılar. İran çünkü ambargosu vardı. Pazar payını bırakmıştı daha öncesinde. Geri almak için bunu tekrardan ben katılmam dedi. Evet. Buna. Şimdi %12.7'lik pay vererek İran durumunu aşarak son anlaşmayı yaptılar. Evet. Toplantıda. Yurt içi piyasasında da baktığımız zaman özellikle enerji ile ilgili açıklamalarda Putin'in kısması yönünde daha çok anlaşmaya vardılar. Yani onay da çıktı aslında Putin'den de. O yüzden petrol piyasasında yükselişlerin devamını görme ihtimalimiz var. Rakam olarak bir şey söyleyebilir miyiz fiyat konusunda? Mesela şu anda 53. Evet. Brent petrol 53'lerde. Orada ilk etapta takip edeceğimiz seviyeler 55 seviyeleri var. 55 seviyelerin üzerinde 60 dolarlar daha çok piyasalarda konuşuluyor. Eğer 55'in üzerinde yaklaşırsa ya da atarsa üzerine 60 dolarlar önümüzdeki aylarda takip edeceğimiz seviyeler. Yani böyle 60 dolar hani daha önce biliyorsunuz böyle 45 dolarlara kadar geriydi. Evet. Oradan 117 dolarlara kadar da çıktığı dönemler olmuştu. Şimdi bu 60 doların üstünde de çok fazla beklenti yok herhalde benim anladığım kadarıyla. Evet, yani evet. Böyle tekrar böyle 70-80 dolarlara gidecek bir o kadar bir zaten dünyada bir durgunluk ve enerjide biraz talep eksikliği de söz konusu. Evet doğru. Doğru. Eksikliği var diyebiliriz. Şimdi bu noktada tabii doğalgaz da biraz düşüyor. Ve bizde de %11'lik bir indirim olacağı söyleniyor. Evet. Bu arada dünkü yapılan anlaşmalarda Rusya'yla özellikle uçak krizinden sonra epeyce bir aramız açılmıştı. Evet, şimdi maalesef tekrar ısındı ve şu anda yine kardeşim anlaşıldı başkanlar arasında. Evet. Ve bunun da dün olumlu yansımalarını gördük. Bir taraftan doğalgazda indirim yapacak Rusya. Bir taraftan da işte hem turizm hem gıda ile ilgili, ilgili ithalatıyla ilgili önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ihracatı için önemli bir şey. Tabii tabii. Burada tabii dolar TL'yi de bir noktada etkileyecek bir şey. Çünkü biz cari açığımız yüksek olursa zaten 200 milyar dolar özel sektörün bir kısa vadeli dolar borcu var. Doğru. Veyahut da döviz borcu var. Bunu olumlu etkileyecek bir nokta. Bunu şunun için soruyorum. Dolar TL'de böyle 3 lirada bir geri çekilme olursa bizim işte izleyicilerimiz bir taraftan da sadece dolarla altın almıyor, TL ile de altın alıyor. TL ile de altın alıyor, geçen gün biri geldi, dedi ki 130 liradan altın almıştım, ben treni kaçırdım herhalde dedi. Şimdi buradan 122'yi görebilir miyiz, 120'yi görebilir miyiz?
O tabii hem altın fiyatının fiyatı gerilemesini hem de dolar TL. Dolar TL'yi yani olumlu etkileyecek veyahut da gerilemesini temin edecek olan veya Türk lirasını birazcık daha değerli kılacak olan bu yapılan anlaşmalar. Doğru. Ve bizim son dönemde ihracatımızda bu miktar gerilemeler de olmuştu. Yani makroekonomik göstergeler itibariyle biraz daha iyimser bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii tabii katılıyorum ben de. Siz zaten yakın zamanda hükümetin açıkladığı bu orta vadeli plan ve uzun vadeli plan içerisinde büyüme hedefleniyor. Ama tabii büyümeyi de nasıl yaparsınız? Evet. İçerideki özellikle ihracat kalemlerindeki artış ve ihracat gelirlerindeki artış da oluyor. Rusya bizim için hem büyük hem de önemli bir pazar. Bu yakın zamanda işte sezon daha yeni bitti. Yaz sezonu daha yeni bitti. Orada ciddi miktarda bizim gelirlerimiz azaldı. Önümüzdeki akrabalıklarımız da var yani. Tabii tabii onlar da var yani. Hani bu ikili ilişkilerin ilerlemesiyle evet. beraber aile bağlarımız var, da tabii. sıklaşmıştı. Tabii. Hem eniştelerimiz var. Evet, evet. Hem gelinlerimiz çok. Çok fazla. İşte diğer taraftan gıda ile ilgili dün Putin kendisi söyledi. Yani nane sizin şey ürettiklerinizi biz yapamıyoruz evet. dedi. Ve hani bunu en iyi üreten, en kaliteli üreten pazar içerisinde Türkiye var. Evet. Bunun artmış olması ama tabii dolar TL'nin hemen fiyatını etkilemeyecek. Çünkü evet. önümüzdeki yaz aylarından sonra ancak yani belki 2018 yılında bunların direkt etkilerini görebiliriz. Ama en azından beklenti itibariyle. Motivasyon olumlu. Olarak Hı. olumlu bir etki. Evet. Siz dolar TL'yi altın TL'yi ne görüyorsunuz? Altın TL'de aslında yani bizim daha çok takip ettiğimiz ons bazında ve dolar TL bazında ama hani 130'ların üstünde kalıcılığını sağlamaz. Yani sizin gibi üstadın yanında bunun yorumunu yapmak Hayır, zor oluyor ama. Yorumlar olmalı ki biraz böyle çeşitli evet, olsun. Yani benim genelde yatırımcılara tavsiye ettiğim yani 107'lerden 108 civarlarından şey alınması yani gram altı şeklinde konuşacak olursak o bölgelerden alım yapılarak beklenmesi hatta daha da biraz daha geri çekimler olduğunda işte 90 liralara düştüğünde yatırım amaçlı alınıp beklenebilir. Evet. Zaten altın bizim sevdiğimiz Türk yatırımcısının sevdiği yastık altı olarak da kullandığı bir enstrüman. Ama bu bölgelerden almak ne kadar doğrudur onu siz daha iyi bilirsiniz. Yok, estağfurullah. Kısa vadede al sat yapacak olanlar için herhalde 120 lira. Evet, doldur. 125 liraya bir daha yoksa oradan satılabilir gibi görünüyor. Yani doldur boşalt gibi ama bunu takip etmek öyle altını uzun değil, vadede uzun vadeli yatırım olarak düşünmek 1 yıl 2 yıl en az öyle evet, düşünmek daha doğru. Aslında yatırımda öyle düşünmek lazım. 5'li 10'lu yıllarda çok daha fazla kazandırıyor. Evet, evet. Örneğin 2007 yılından bahsedecek olursak altının 30 liralardaydı 30, herhalde değil mi? 35 liraydı, 40 liraydı. Ben de o zaman alıyordum oradan bir. Cumhuriyet altında 150 liraydı. 150 liradan şimdi 850 evet, liraya geldi. Evet. Nihayet 10 senelik bir süreçte böyle 4-5 evet, kat olabiliyor. Ben işte 30 liradan alıp 40 liradan karlı o zaman işte öğrencilik zamanlarımda evet. karlı sattım diye evet. şey yapıyordum ama evet. işin içine girince aslında daha, farklı oldu. Daha farklıymış. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz bizim yayınımıza katıldığınız için ve zaman ayırdığınız için ve mekanınızda bizi kabul ettiğiniz misafir. Memnuniyetle her zaman. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de Invest AZ'deydik ve iki değerli yorumcu bizi hem pariteyi hem altını hem dövizi hem de petrol fiyatlarını yorumladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ağızlarına sağlık. İnşallah bundan sonraki dönemde de yine kendileriyle yeni yorumlarda, yeni ekonomik gelişmelerde beraber olmayı diliyoruz. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın.